Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çekirdekli tuzlu yapacağım. 125 gram terem yağım var. Bir yumurtanın akını içine koydum, sarısı için üstünü ayırdım, üstüne sürmek için. Şöyle önce bir unumdan koyayım. Yağım oda ısısında ısıtılmış, erimiş bir yağ olacak. Bunun üstüne 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığının yarısı kadar da mahlep koyacağım. 1 tane kabartma tozum var ve 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum. Şimdi bunu karıştırmaya başlıyoruz. Kıyır kıyır olan bir kurabiye bu. Çok beğeneceksiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yavaş yavaş buna unu ilave edelim. Burada 3,5 su bardağı ölçtüm daha önce. Unum var. Unun kalitesine göre değiştiği için bakalım, belki daha fazla olur. Yağlı bir hamur oluyor. Onun için kıyır kıyır oluyor. Yumuşak bir hamur yapacağız. Ele yapışmayan. Bunu ikiye bölelim şöyle. Şimdi bunu merdaneyle hafif bir un koyayım altına. Şöyle açalım. Çok ince olmasın. Kabaracağını da göz önüne bulunarak kalınlığı iyi böyle. Şimdi bununla kalıp olmazsa çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bunları bir toparlayayım.
Evet arkadaşlar, bir tepsimiz doldu. Yumurta sarısını süreceğiz. Yumurta sarısının içine bir çay kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Daha parlak olmasını sağlıyor. Muhakkak koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunları hepsinin üstüne şöyle yumurta sarımızı sürüyoruz. Karıştıra karıştıra. Şöyle ortalarına önce çörek otunu koyayım az, sonra çekirdekleri koyacağım. Onları hepsine koyacağım için şöyle üstüne koyayım. Bu sade ay çekirdeği. Şöyle üstüne hafif bastırıyorum ki içine gömülsün, düşmesin diye. Kabak çekirdeklerini de şöyle yapacağım. Böyle yapmaya devam ediyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına veriyoruz. Arkadaşlar, kurabiyelerimiz çıktı. Kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye. Tadı harika. Mis gibi kokuyor içindeki mahleple beraber. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi yorumlara açın.